Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle benim eşsiz yuvam ünitesi ile ilgili, teması ile ilgili daha doğrusu sorular çözeceğiz. Ufak bir üzerinden geçmiş olacağız konumunda. İsterseniz testimize başlayalım. Hepinize öncelikle başarılar diliyorum. Ben çözerken yavaş çözeceğim. Sizler de bu sırada cevabınızı vermiş olursunuz. Birinci sorudan başlayalım. İlk sorumuz: basketbol sahası Cansu'nun evine göre hangi yöndedir? Arkadaşlar, kuzey, doğu, güney, batı. Basketbol sahası burası. Cansu'nun evi neresi? Cansu'nun evine göre hangi yöndedir arkadaşlar? Batı yönündedir. Evet, hızlı hızlı geçeceğim. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. İkinci soru: dağa tırmanan bir dağcı hangisini yanında bulundurmayabilir? Pusula, harita, bilgisayar. Hangisini yanında bulundurmayabilir? Arkadaşlar, dağcılar pusula ve haritayı kullanır. Bilgisayar yanında bulundurmasına gerek yoktur. Üçüncü sorumuz: hangi öğrencilerin hayali evlerle ilgili olabilir? Evet, 3 tane öğrencimiz hayal etmiş. Kaan, Betül ve Yeliz. Evle ilgili olanlar hangileriymiş? Bakalım Kaan ne demiş? Bahçesinde büyük bir havuz içindeki her şey otomatik ve iki katlı olsun. Bahçesinde büyük bir havuz istiyor. Her şey otomatik iki katlı. Bu evle ilgili. Kaan'ınki tamam. Betül ne demiş? Gökdelen kadar büyük olsun. Pencereden baktığımda bütün şehri görebileyim. Aynı şekilde evle ilgili. Çok sevimli olsun, verdiğim her yiyeceği bilsin, zaman zaman onu dolaştırabileyim. Bu bir hayvanla ilgili bahsediyor. Kedi, köpek olabilir. Yeliz'in görüşü evle ilgili değildir. O zaman cevap nedir? Kaan ve Betül. Hangi şıkta var? B seçeneğinde. Dördüncü sorumuzda ise: buna göre Pınar aşağıdakilerden hangisini bilirse evine ulaşabilir? Pınar arkadaşından eve dönerken yolunu şaşırıp kaybolmuş. Neyi bilirse evine ulaşabilir çocuklar? Evin adresini mi, okulun adresini mi, arkadaşın evin adresini. Pınar erken de evin adresini biliyorsa çok rahatlıkla evine ulaşabilir. Evet, bir sonraki iki sorumuzu neye göre? Bu tabloya göre yapacakmışız arkadaşlar. Tabloda ne diyor? Bir kroki vermiş. Hastane, Pelin Apartmanı, Sümbül Apartmanı, Park, Market, Gül Apartman. Kuzeyi gösteriyor, doğuyu, batıyı ve güneyi gösteriyor. Evet, isterseniz beşinci sorumuzu okuyun. Buna göre Bahar'ın evi hangi apartmandadır? Bahar'ın evi hastanenin karşısında, marketin yanındadır. Bahar'ın evi hastanenin karşısı, marketin yanı. Ne olabilir? Gül Apartmanı. Sonraki soru. Kroki'ye göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Gül Apartmanı ve Pelin'in apartmanı yan yanadır. Pelin Apartmanı, Gül Apartmanı çaprazlar. Yanlış. Park marketin güneyindedir. Park marketin neresindedir arkadaşlar? Doğusundadır, değil mi? Yanlış. Pelin apartmanı hastanenin doğusundadır. Pelin apartmanı hastanenin doğusu bu taraf oluyor. Evet, doğrudur. Şimdi arkadaşlar, diğer sorumuza geçiyoruz. Buna göre kutulara sırasıyla hangileri yazılmalıdır? Yukarıdaki ifadelerin doğru olanların başındaki kutuya D, yanlış olanların başındaki kutuya Y yazılacaktır. Meslek seçerken öncelikle geliri çok olan tercih edilmelidir. Arkadaşlar, bu yanlış. Meslek seçiminde mutlu olacağımız mesleği tercih etmeliyiz. Doğru. Mesleğimizi belirlerken ilgi ve yeteneklerimize göre seçim yapmalıyız. Doğru. Bakıyoruz. Yanlış. Doğru. Doğru olan seçenek hangisi? C seçeneği. Sonraki sorumuz: halasına mektup yazan Onur hangi iletişim türünü kullanmaktadır? Yazılı, sözlü, görsel. Evet arkadaşlar, mektup yazan zaten soruda ne yapmış? Cevabı vermiş. Yazılı, değil mi? Sonraki soru: yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisinin yazılması daha uygun olur? Çantamı hazırlamamda yardımcı olduğu için nokta nokta anneciğim. İyi yapmadın anneciğim. Çantamı hazırlamamda yardımcı olduğun için teşekkür ederim anneciğim. Fena olmadı anneciğim. Hangisinin yazılması daha uygundur arkadaşlar? Teşekkür ederim, değil mi? Hangi çocuk evlerine gelen misafire görgü kuralları dışında bir davranış sergilemiştir? Arkadaşlar, 3 tane çocuk var. Bu arkadaşımız, yani A şıkkındaki arkadaşımız, hoş geldiniz demiş. Bu güzel bir davranış sergilemiş. İkinci, B şıkkındaki arkadaşımız buyurun demiş. O da güzel bir davranış sergilemiş. C şıkkındaki arkadaşımız ise niye geldiniz demiş. Bu görgü kuralları dışında bir davranıştır. Bu davranışı tasvip etmiyoruz. Çarpı koyalım. Cevabımız
C seçeneği. Eda Hanım'ın sözleri bir arada yaşama kuralları çerçevesinde nasıl değerlendirilebilir? Eda Hanım ne demiş? Halının tozları camları kirletiyor. Arkadaşlar bu birçok yerde karşılaşılan bir sorun. Yani bizler de bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Dikkat etmeliyiz. Komşumuza mutlaka zarar vermemeliyiz. Yani komşuluk çok önemli. Bunu bilin. Bu soru üzerinde de değinelim. Yani komşusu eğer komşusundan razı değilse o insandan pek hayır gelmez. O insandan uzak durun. Evet, sorumuza geçelim. A. Eda Hanım komşusunun evinde yaptığı hiçbir şeye karışamaz. B. Eda Hanım düşüncesinde haklıdır ve komşusuyla kavga etmelidir. C. Eda Hanım komşusu da uygun bir dille konuşup durumdan rahatsızlığını kibarca ifade etmelidir. Evet, Eda Hanım. C şıkkındaki yanıtımız. Doğru da Eda Hanım komşusuyla düzgün bir şekilde konuşup onu uyarmalıdır. Komşusu da zaten anlayışla karşılayacağını düşünmekteyiz. Aşağıdakilerden hangisi planlı yaşayan birinin davranışı olamaz? Yani planlı yaşayan birinin davranışı değildir. A. Her gece en geç 9 saat 9'da yatmak. B. Sabahları kahvaltı yaparak evden çıkmak. C. Hafta sonu hiç ders çalışmadan gezmeye gitmek. Arkadaşlar şu ikisi planlı, bakın saat 9'da yatıyor en geç mutlaka. Sabahları kahvaltısını yapıyor ama bu hafta sonu hiç ders çalışmadan gezmeye gitmek. Planlı yaşayan birinin davranışı olamaz, değil mi? Cevabımız C seçeneği. Atatürk bu sözü ile Türk milletinin hangi özelliğini vurgulamıştır? Bakalım Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Atatürk, biz Türkler tarih boyunca özgürlük ve bağımsızlığa örnek olmuş bir milletiz sözünü söylemiştir. Bu Türklerin savaşçı olduğunu, özgürlüğe verdiği önemi, insan haklarında örnek olduğunu. Bakın özgürlük ve bağımsızlıkta. O zaman neymiş cevabımız? Özgürlüğe verdiği önemi Türkler. Evet. Tarih boyunca çocuklar, Türkler özgürlüğe çok önem vermiştir. Hiçbir ülkenin, hiçbir devletin, milletin boyunduruğu altında yaşamamaya özen göstermiştir. Onun için birçok Türk boyu ve Türk topluluğu göçebe olarak yaşamıştır. Boyunduruk altına girmektense. Evet, üçüncü sorumuz. Üçüncü testimizin üçüncü sorusu. Metin öğretmenin verdiği bilgiye göre hangi hakkı Atatürk sayesinde kazanmış olabiliriz? Her insanın yaşadığı ülkede sahip olduğu bir takım hak ve özgürlükler vardır. Bakın, hangisini? Her insanın yaşadığı ülkede sahip olduğu bir takım ve hak ve özgürlükler vardı. Bakın soruyu iyi okursak anlayacaksınız. Yaşadığı ülkede. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi. Burada öyle bir haktan bahsedilmiyor. Tamam, bu hak var ama metinde, yani metin öğretmenin verdiği bilgi içinde böyle bir şey yok. Seyahat hakkı, gezme ile ilgili bir şey yok. Ama yaşama hakkı arkadaşlar, metin öğretmenin tam da bahsettiği konu. Şimdi bir sonraki sorumuz. Şöyle biraz yaklaştırayım isterseniz. Şöyle alayım kamerayı. Ali'nin, buna göre Ali'nin kırtasiyeden öncelikle hangisini alması daha uygundur? Ali'nin bir takım sulu boyası ve bir takım pastel boyası var. Resim fırçası ise yıpranmış durumdadır. Ali'nin hangisini alması daha uygundur arkadaşlar? Fırçası yıpranmış. Tabii ki fırçayı almak daha uygundur. Şimdi sonraki sorumuza geçelim. Verilenlerden hangisini yapan kişi bu hakkımıza saygı duymuyordur? Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak herkesin hakkıdır. Evet, çöp kovasına çöp atan kişi saygılı bir insan. Bahçede çim biçen kişi, doğru, saygılı bir insan. Apartmanın girişine çöp atan kişi, bu bizim hakkımıza arkadaşlar saygı duymuyor. Bu şekilde çok insan var. Bunları uyarmalıyız. Toplum bilinci oluşturmalıyız. Yoksa bunlarla baş edemeyiz. Yani yasalarla bunları uğraşmak zor. Bunları toplum olarak herkesin önünde ifşa etmeliyiz. Evet. Görsele göre Ahmet Bey yasal hakkını aramak için ne yapmalıdır? Arkadaşlar bakın bir kaza olmuş. Ahmet Bey yasal hakkını aramak için ne yapmalıdır? A. Arabasına çarpan kişiyle kavga etmelidir. B. Bir rapor tutarak karakola başvurmalıdır. C. Olay yerinden uzaklaşmalıdır. Evet, ne olması lazım? Kaza olduğu zaman, belki başına gelenler vardır. Kaza olduğu zamanlar arkadaşlar şoförlerin yanında rapor tutanak olur. Tutanağı doldurup trafiğe bildirirler. Ya da internetten indirip hemen bir yerden şey yapabilirlerse doldurup şey yapabiliyorlar, bildirebilirler. Onun için yanıtımız B seçeneği. Evet arkadaşlar, testimiz bu kadardı. Lütfen videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu şekilde bizim motivasyonumuzu yüksek tutup daha çok video çekmemizi sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın, görüşmek üzere arkadaşlar.